Arkadaşlar merhabalar. İstanbul'dan Bafra'ya olan etkinliğimiz Bafra'dan döndükten sonra bir şekilde Sinop'a düştü. Sinop'u biraz olsun gezdik. Şimdi Sinop'ta deniz kenarından şehir merkezine doğru yavaş yavaş yürüyelim. Ben de bu arada Sinop hakkında bazı bilgiler aktarayım. Sinop, Karadeniz kıyısında Boztepe Burnu'nun karayla birleştiği noktada yer alıyor. Türkiye'nin en kuzey ucu İnceburun'da Sinop'ta. Şimdi Sinop'un biraz tarihine, geçmişine gidersek neler öğreniyoruz bir bakalım. Antik çağda Paflagonya bölgesi içinde kalan Sinop'un saptanabilen en eski adı Sinop'a. Bir söylentiye göre kent adının kurucusu olarak kabul edilen bir Amazon'dan alıyor adını. Bir başka söylentiye göre ise kent eski Yunan'da ırmak tanrısı Asopos'un su perisi kızlarından Sinope tarafından kurulmuş. Söylenceler M.Ö. 5-3. yıllar tarihlerine kadar gidiyor. Aynı döneme ait kent sikkeleri üstünde Sinope'nin başı görülmektedir. Hangi söylence benimsenirse benimsense kentin kurucusunun Sinope olduğu kesinmiş. Ancak Sinope bir su perisi ise kentin Yunan kolonicilerince, Amazon ise Anadolu'nun yerli halklarınca kurulmuş olması gerekir. Bu ikilem dil bilim çalışmalarıyla bir ölçüde de olsa çözülebilmiş değil. Gerek etimolojisine yabancı olan Sin ya da Sint sözcüklerinde Yunanistan'ın dışında daha çok Pontus, Doğu Anadolu bölgesi, İran ve Hindistan'da rastlanmakta. Bu da Sinope adının yerli Anadolu dillerinde gelmiş olabileceğini gösteriyor. Ünlü antik çağ coğrafyacısı Strabon ise kentin kurucusu olarak Argonautlardan Teselyeli Otolikos'u göstermekte ve onun kenti ele geçirerek bir Yunan kolonisi kurduğunu yazmakta. Kentin ele geçirilmesi kavramı kolonileştirmeden önce kentte yerli bir halkın yaşandığını ortaya koyuyor. Strabon'un sözünü ettiği gelişmeden sonra Sinope kenti M.Ö. 7. yıllarda bir kez Miletuslularca kolonileştirilmiş. Kent de sırasıyla Miletoslu Habrindas, Kos ve Kranitas dönemlerinde yerleşilmiş. Tüm bu söylence ve tarihsel olaylar Sinop'un ilk çağlarda yerli halkça kurulduğunu, bu yerleşim söylencesi Argonaut Seferi ile ilgili olarak bir Yunan kolonisinin izlediğini, son olarak da Miletusluların burada bir koloni kurduğunu ortaya koyuyor. Sinop'u içeren yörenin en eski adı ise Kaşgar ülkesi. Yöre, Hitit İmparatorluk dönemiyle çağdaş olan Kaşgaların yaşadıkları topraklarda yer alıyor. Bu ülke sınırları içindeki küçük Arauanma ülkesi de Sinop yöresinde bulunuyordu. Sinop ilk çağda Paflagonya adı verilen bölge içindedir. Anadolu'nun kuzey sahilleri ile Kırım Yarımadası arasında deniz ticaretinde önemli bir rol oynamıştır. Önemli bir doğal liman konumundadır. 1953 yılında Koca Göz Höyük'te kazılınca çoğu kez altında eski yapı kalıntıları ve eski eserler çıkan Yalvanca alanı geniş ve derinliği az bir şekilde toprak tepe yapıları kazı ile 1987-88 yıllarında müze müdürlüğünce yapılan müzey araştırmacıları sonucunda tarih öncesi devreler biraz olsun aydınlığa kavuşmuştur. Karagöz Höyük'te yapılan kazılarda ilk Türk çağı 1. dönemine ait M.Ö. 3000-2700 yılları bazı kalıntılar ortaya çıkarılmış. Bulunan malzeme Sinop, Balkanlar ve İç Anadolu bölgesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yapılan yüzey araştırması sonucunda çevrede çok sayıda tarih öncesi yerleşim yerlerine rastlanmıştır. Bu yerleşim yerleri sahil boyunca, nehir ağızlarında ve nehir vadileri boyunca iç kesimlere doğru yayılmaktadır. Ele geçen malzeme genel olarak ilk Tunç Çağı 1. ve ilk Tunç Çağı 2'ye tarihlenmektedir. Ancak Kabalıçayı Vadisi'nde
erken kalkolitik milattan önce 4500 yıllarına tarih eden iki yerleşim yeri saptanmıştır. Bugün Sinop çevresinde en eski yerleşim alanı Kabalı Çayı Vadisi olarak belirlenmiştir. Sahil kesiminde ilk Tunç Çağı 2'nin başında korkunç bir yangınla Höyükler terk edilmiştir. Bundan sonra Höyükler'de bir yerleşmeye rastlanmamaktadır. Şimdi biraz daha gerilere gidip günümüze gelirsek arkadaşlar, Hitit dönemi incelersek 1952-54 yılları arasında yapılan kazılarda Sinop'ta Hitit dönemi belgeleyecek hiçbir esere rastlanmamıştır. Hitit metinlerinde Karadeniz'de Laşka kavimlerinin varlığından söz edilmekte ise de ancak şimdiye kadar Sinop yöresinde hiçbir buluntu ele geçmemiştir. Yapılan yüzey araştırmasında sahil bandında bir tek Gerze ilçesi Başköyük'te Hitit M.Ö. 1800'e malzeme rastlanmış. Ancak Hitit İmparatorluğu dönemine ait hiçbir malzeme bulunmamıştır. M.Ö. 756 yılında milletten ayrılan ve kendilerine yeni bir şehir kurmak isteyen göçmenler buraya gelerek bugünkü Sinop'un ilk temelini atmışlar ve bu şehre Sinope adını vermişlerdir. Efsaneye göre Tanrıça Sinope, Irmak Tanrısı'nın kızıdır. Zeus Sinope'ye aşık olur, her dilediğini yerine getireceğine söz verir. Sinope kızlığına dokunmamasını ister. Tanrı yemine bağlı olarak onu kız bırakır. Bugünkü Sinop'un olduğu yere gelir. Daha sonra M.Ö. 630 yılında ikinci bir koloni grubu Sinop'a yerleşir. Şehrin surlarının büyük bir olasılıkla kolonize devirlerde yapıldığı tahmin edilmektedir. M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Sinop Anadolu'ya kuzeyden gelen Kümerlerin, M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında İran'dan gelen Perslerin istilasına uğrar. M.Ö. 4. yüzyılın birinci yarısında Vatlobanyalılar bağımsızlıklarını ilan ederler. 332 yılında Büyük İskender'in Anadolu'ya girişini fırsat bilen 1. Ariadvetes Kapadokya'da bağımsızlığını ilan ederek Sinop'u da hakimiyetine alır. M.Ö. 302 yılında Mitridas Kitistes Vatlobanya'da dağınık halde bulunan prenslikleri bir araya getirerek kuvvetli bir ülke haline getirir. Daha sonra 6. Mitridates ve onun oğlu Farnak Sinop'a hakim olur. M.Ö. 169 yılında devletin başına Mitridat Filopeton geçer. Mitridat Filopeton Sinop'u bayındır, altyapıya sahip bir hale sokarak başkentini Amasya'dan Sinop'a getirir. Sinop'un parlak dönemi Mitridat Fatpator zamanında olmuştur. Bütün Karadeniz'i hakimiyeti altına alan Mitridat, Romalılar da Anadolu'dan atarak büyük bir imparatorluk kurmuş, ancak başkenti Sinop'tan Bergama'ya taşımıştır. Helenistik dönem Sinop'un en parlak zamanı olup bu dönemde kültüre büyük önem verilmiştir. M.Ö. 70 yılında Roma İmparatorluğu işgal ettiği bu toprakları yeniden tanzim etmiş, Pontus Krallığı'nı Kızılırmak'tan itibaren ikiye bölerek Doğu parçasının idaresini yerli sülalelere vermiş, Batı parçasını ise doğrudan doğruya devletin eyaleti haline getirmiştir. Sinop'un Roma idaresine geçmesi tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. Bilhassa Julius Caesar zamanında şehre maddi yardımlardan başka yeni Roma kolonileri gönderilmiş ve genişleyip büyümesi sağlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma topraklarında kalan Sinop yavaş yavaş küçülmeye başlamış, Hristiyanlığın geliştiği bu dönemde şehirde ticaret ve kültür, dini bir takım olaylar yüzünden gerilemiştir. Sinop'ta bu dönemde yapılan en önemli Bizans yapısı Balatlar Kilisesi'dir ki Balatlar Kilisesi'ni ayrı bir video halinde yayınlayacağım, bunu da belirteyim. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul zapt edilip Bizans İmparatorluğu dağılınca Sinop Trabzon Devleti'nin elinde kalmıştır.
İç Anadolu'ya yerleşen Selçuklu Hanedanı'na vergi veren Trabzon Devleti, Selçuklu Hanedanı'nın bir iç ayaklanmasından faydalanarak vergiyi kesmiş ve Sinop halkına da baskı ve tecavüzlerde bulunmaya başlamıştır. Sinop halkının Konya'ya şikayeti üzerine Sultan İzzettin Keykavus, birlik sahibi bütün vilayet beylerine emir göndererek savaşa katılmalarını bildirmiş. Büyük bir kuvvetle yola çıkan ordunun gerek hazırlığından gerek gidiş yolunda haberdar olmayan düşman, Sinop yakınlarında 500 atlı ile avlanmakta olan Tekfur'u baskın yaparak yakalamış. Yakalanan Tekfur 3 gün sonra kale önüne getirilerek Sinop'un teslim olması istenmiştir. Önceleri teslim olmak istemeyen halk, Tekfur'un öldürülmemesi, kimsenin canına kıyılmaması ve herkesin istediği yere gidebilmesi şartıyla 3 Ekim 1214 tarihinde kalenin anahtarlarını Selçuklulara teslim etmiştir. Sinop'ta eski kilise yerine Alaaddin Camii 1214 yılında camiye çevrilmiştir. Selçuklu idaresine geçtikten sonra baştan başa yeniden imar edilen Sinop'ta önce Pervane Oğulları Beyliği, daha sonra Candar Oğulları Türk egemenliğini sürdürmüştür. 15. yüzyıla gelişmeye ve büyümeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu'na Anadolu beylikleri katılmaya başlayınca Candar Oğulları İsmail Bey de Osmanlılara bağlılığını ilan etmiş ve böylece Sinop Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altına girmiştir. Bir liman şehri olarak kullanılan Sinop'ta tersanede gemi yapımı bu dönemde de devam etmiştir. 1853 Osmanlı-Rus savaşlarında şehir top atışlarına tutularak yakılmış ve bu tarihten sonra şehir iyice küçülerek kale içine çekilmiş. Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Anadolu'ya karadan geçmek için Sinop limanına uğramış, ancak o tarihte Sinop-Samsun arasında karayolu olmaması sebebiyle yolculuğuna gemiyle devam etmiştir. Sinop İdari Teşkilat olarak merkezi Samsun olan Canik Livası'na bağlanmış, Tanzimat'ın ilanından sonra Kastamonu'ya sancak olmuş, 1924 yılında Kastamonu'dan ayrılarak il haline gelmiş. Sinop hakkında bu kısa bilgilendirmeden sonra Sinop içini gezmeye devam edelim. Avlusunu gezdiğimiz Pervane Medresesi oldukça güzel düzenlenmiş. Gördüğünüz gibi avlunun içinde kenarlarında ufak ufak istamplar yapılmış. Burada çoğunluğu el sanatları olan hediyelik eşyalar satılıyor. Hemen içinde gene güzel bir kafe var. Bu kafede canlı müzik de yapılıyor. Tabii ortama uygun üreten medyanın sufi müzikler çalınıyor. Bir tane türbe var. Güzel, keyifli bir yer. Yemek yiyebileceğiniz küçük, hoş bir yeri de var. Sinop'a gelirseniz buraya da uğramanız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilginç bir noktaya geliyoruz. Ben de çok merak ediyordum. İşte hep söylerler, Sinop'ta trafik ışığı yok. Bakalım Sinop'ta trafik ışığı var mı yok mu? Bakın şimdi burası Hükümet Meydanı diyebileceğim yer. Şimdi bak şuradan şöyle dolaştırıyorum. Tam karşım Sinop Valiliği. Hemen arkası Hükümet Konağı. Yanında defterdarlık var. Burası Adalet Sarayı. Karşı tarafta dükkanlar var, esnaf dükkanları. Buradan böyle kale surları var. Burası da sahile iniyor. Bakın kaç tane yol var burada. Bir, iki tane karşıda var. İki burada var, dört. Dönüyorum.
bir tane orada var 5, bir tane orada var 6. 6 tane yoldan bu göbeğe ne yana araç geliyor. Ama hiçbir yerde görüyorsunuz trafik ışığı yok. Tamam, ben de yolda yürüyorum. Çok enteresan. Bunu da dipnot olarak belirteyim size. Şimdi burada bir kilise var. Bu kiliseye de öyle yürüyoruz. Sinop'un görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi de gemi maketçiliği, gemi maketleri. Sinop'a geldiğinizde denizin hemen kıyısında, kenarda, meydana oldukça yakın sokağın arka tarafında gördüğünüz gibi gemi maketleri yapılan bir sürü yer var. Bunları gezin isterim. Oldukça ilginç gemi maketleri var. Nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Belki beğendiğiniz gemiler vardır. Hediyelik olarak alıp götürebilirsiniz. Thank you.
karnımızı doyurabileceğimiz bir balıkçı bulduk. Şimdi burada karnımızı yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Arkasından Sinop'u dolaşmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş akşamı yapacağız. Sonra bir de gecesine ineceğiz. Bakalım Sinop'a akşamları, geceleri nasıl? Şimdi gün içinde çektiğimiz fotoğraflarla videomuza devam edelim. Hadi bakalım.
telli arabalar bizde. Naylon arabalarla oynardık. Görüntülerle birlikte videonun da sonuna geliyoruz. Bizim de yapma saatimiz yaklaşıyor artık. Şimdi videonun sonunu gün içinde çekilen fotoğraflarla devam ettirelim. Gördüğünüz gibi Sinop gerçekten çok keyifli bir yer. Yani burada emekli şehri deniyor ama bilemiyorum tabii, biz kısa bir süre kaldık. Burada insan büyük şehirde yaşadıktan sonra sıkılır mı sıkılmaz mı bilemiyorum ama çok farklı bir şey. Ben Sinop'u çok beğendim. Aslında Sinop'un gezilecek çok yeri var. Yani Sinop böyle bir iki günde bitirilecek gibi değil. Çevresinde çok güzel yerler var. Bir şekilde Sinop'a tekrar yolumuz düşecek. Ama Sinop'la ilgili 3 video daha var. Onları ayrı bölümler halinde yayınlayacağım. Şimdi fotoğraflarla Sinop'u dolaşmaya devam edelim. Son karemizle birlikte 23. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.